Bakalım 1 bölü 5x kare eksi 30x artı 65 dx'in belirsiz integralinin neye eşit olduğunu bulabilecek miyiz? İsterseniz videoyu durdurup bunun neye eşit olduğunu benden önce kendi kendinize bulmayı da deneyebilirsiniz. Bu oldukça ilginç ve biraz da karmaşık olacak ama birlikte üstesinden geleceğiz. Böyle bir ifadeyi gördüğünüzde hemen bildiğiniz bazı integral tekniklerini kullanmayı deneyip düz duvara çarpmak son derece doğaldır. Biz bunun yerine paydayı tam kare yapmayı deneyeceğiz. Paydayı tam kareye tamamladığımızda bu ifadenin art tanjant x'in türevine benzediğini göreceksiniz. Eğer bu ipucu yeterli olduysa soruyu benden önce çözmek için videoyu şimdi de durdurabilirsiniz. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle bu ifadeyi x kareli terimin kat 1'e eşit olması için paranteze almam lazım. Paydayı 5 parantezine alabiliriz öyle değil mi? Haydi o zaman. 1 bölü 5 çarpı dedim ve 1 bölü x kare eksi 6 x artı 13 dx'in bedirsiz integralini elde ettim. Bunu tam kare yapmak istediğimi söylemiştim. Devam ediyorum. 1 bölü 5 çarpı integral 1 bölü x kare eksi 6 x. Bunun bu haliyle bir tam kare olmadığı çok açık. Artı 13'ü şuraya yazalım. Paydanın değerini değiştirmeden bunu bir tam kare yapmak için ne ekleyip ne çıkarabilirim. Daha önce de gördüğümüz gibi bu kat sayının önce yarısını sonra da karesini alacağız. Eksi 3'ün karesi 9'a eşittir değil mi? Bunun için de 9 ekleyip, 9 çıkarıyoruz ve sonuç olarak burası x eksi 3'ün karesine, burası da 4'e eşit oluyor. dx'i de unutmamak lazım tabii. Şimdi şu formda yazalım. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü x eksi 3'ün karesi artı 4'ü de 2'nin karesi olarak yazalım ve dx. Evet, bazılarınız bunun hemen art tanjanta benzediğini fark etmiş olabilirsiniz. Hatta biraz daha sadeleştirirsek, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İşe paydayı 4 parantezine alarak başlayacağım. Şuradan devam ediyorum. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 yani 1 bölü 20. 1 bölü x eksi 3'ün karesi bölü 2'nin karesi ve burası da artı 1 olacak değil mi? dx'i unutmayayım. Hiçbir adımı atlamadığımdan emin olmak istiyorum. 1 bölü 20 çarpı integral 1 bölü x eksi 3 bölü 2'nin karesi Artı 1dx. Ve artık u dönüşümünü uygulayabiliriz. u x eksi 3 bölü 2'ye eşit olacak. Hatta bunu 1 bölü 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 olarak yazayım. Bu durumda du da 1 bölü 2 dx'e eşit olur öyle değil mi? Bundan sonra da ya da bir saniye bu integrali burada 1 bölü 2 görebileceğimiz bir hale getirmeye çalışacağım. Bunu 1 bölü 2 yaparsam, buradaki sayıyı da 2 ile çarpmam gerekir. Yani bunu 2'ye bölünce, bunu da 2 ile çarpmam lazım ki ifadenin değeri değişmesin değil mi? E, 2 ile çarpınca da 1 bölü 10 oldu. Evet, u dönüşümünü uyguladığımda, 1 bölü 10 çarpı, burada 1 bölü 2 dx var ve bunun du'ya eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum du, bu da 1 bölü u'nun karesi ve 1 de artı 1 var. Şimdi bana ark tanjant u'nun türevinin neye eşit olduğunu söyler misiniz? 1 bölü u kare artı 1 öyle değil mi? Hemen yazalım. 1 bölü 10 çarpı ark u. Belirsiz integral aldığımız için artı c'yi unutmamamız lazım. Son olarak dönüşümü ters çevirirsek u'nun buna eşit olduğunu biliyoruz. Sona çok yaklaştık ve büyük bir alkış hak ettiğimizi düşünüyorum. 1 bölü 10 çarpı art tanjant u yani x eksi 3 bölü 2 artı c. İşte bu kadar.